Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü mukabelemizde 11. cüzü okuduk. Bu cüzün ilk 6 sayfasını Tövbe suresi, kalan 14 sayfasını da Yunus suresi teşkil etmektedir. 11. cüzün ilk suresi Tövbe suresidir. Yani Tövbe suresinin son 6 ayeti. Tövbe suresinin tamamı Medine'de nazil olmuştur. Adını 117 ve 118. ayetlerde geçen Tövbe kavramından almıştır. Sure, hiçbir sorumluluk kabul edilmeyeceğine dair bildiri anlamına gelen ilk kelimesi beraetten dolayı berae adıyla anılmış, muhtevasında münafıklardan uzunca bahsedilerek iç yüzlerinin ortaya konulması ve taktiklerinin anlatılmasından dolayı ona aşkın başka isimlerle de anılmıştır. On birinci cüze tekabül eden ayetlerde Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara, kafirlerle münafıklara karşı cihat etmeleri, bu sırada onlara sert davranmaları emredilir. Resulullah'tan münafıklar için hiçbir şekilde af dilememesi ve onlar için dua etmemesi istenir. Hastalık veya güçsüzlüklerinden dolayı ayrıca mali imkanları bulunmadığından Tebük seferine katılamayanların vebalinden söz edilemeyeceği belirtilir. Medine'de ve çevresinde oturanlar arasındaki münafıkların yanı sıra çeşitli bölgelerde Bedevi Araplardan da münafıkların türediği ayrıca bildirilir. İslamiyet'i ilk benimseyen muhacirlerin, ensarın ve bu iki zümreye güzellikle uyan bütün Müslümanların büyük nimetlere nail olacağı beyan edilir. Bu arada Tebük seferine tembellikleri yüzünden katılmayan ve günahlarını itiraf eden üç kişinin affedileceği müjdesi de verilir. Nifak ehlinin Müslümanlara zarar vermek gayesiyle Kuba Mescidi'nin karşısında yaptırdıkları Dırar Mescidi'ne temas edilerek Resulullah'a o mescide hiçbir şekilde girmemesi emredilir. Surenin 3. bölümü müminlere ve onların vasıflarına dair olup, burada alışveriş kavramı kullanılarak Allah ile müminler arasında yapılan bir anlaşmadan söz edilir. Bu anlaşmaya göre, müminler Allah yolunda gerektiğinde öldürme ve öldürülmeyi göze alarak cihad edecek. Allah da onları cennete koyacaktır. Ayette bu anlaşmanın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer aldığı belirtilir ve alışverişleri sebebiyle tebrik edilmeye layık görülen müminlerin nitelikleri de şu şekilde sıralanır. Onlar İşledikleri hatalardan dolayı tövbe edenler, ibadetlerini samimiyetle yerine getirenler, Allah'a hamd edip şükürde bulunanlar, İslamiyet'i yaymak için seyahat edenler, rüküye ve secdeye varanlar, iyiliği yaptırmaya ve kötülükten sakındırmaya çalışanlar, Allah'ın koyduğu sınırları koruyup aşmayanlardır. Ayrıca bu surede küfürle imanın hem düşünce hem realite bakımından bütün açıklığıyla birbirinden ayrılmasından sonra ne peygamberin ne de müminlerin puta tapanlar için af dileyebileceği vurgulanır. Tövbe suresinde iman, nifak ve şirkten doğan davranışlar anlatılarak bunları benimseyenler psikolojik tahlile tabi tutulmuş, her birine ait hükümler belirtilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır.
Surede cihat, kıtal ve nefir kavramlarıyla Müslümanlar savaşa teşvik edilmiştir. Bu da İslamiyet'in Arabistan Yarımadası'na yayıldığı o dönemde Yarımada'nın içinde direnişlerin, dışında da Müslüman varlığına karşı tehditlerin mevcudiyetine işaret etmektedir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin son günlerinde bazı hareketler ortaya çıkıp vefatının ardından ridde savaşları olarak devam etmiştir. Tövbe suresinin Hazreti Peygamber'e verilen ve Tevrat'ın mühtevasının tamamına denk gelen 7 sureden yani Seb'i Tival'dan biri olduğu, ayrıca Hazreti Ömer'in erkeklerin Tövbe suresini öğrenmeleri, kadınlara da Nur suresinin öğretilmesi yönünde talimat verdiği bilinmektedir. 11. cüzün 2. suresi Yunus suresine geldiğimizde, bu sure büyük ihtimalle hicretten bir yıl önce nazil olmuştur. Yani Mekki'dir. Bazı ayetlerin medeni olduğu söylenmişse de bu isabetli görülmemiştir. Adını 98. ayette geçen Yunus aleyhisselamın adından almıştır. Toplam 109 ayettir. Surede Allah'ın birliği, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti ve ahiret inancı üzerinde durulmakta, bu arada geçmiş kavimlerin inkarcı tutumlarından örnekler zikredilmektedir. Surenin mühtevasını 4 bölüm halinde incelemek mümkündür. Birinci bölümü teşkil eden ayetlerde bunların hikmet dolu bir kitabın ayetleri olduğu belirtilmekte ve içlerinden birinin Allah'ın elçisi sıfatıyla görevlendirilmesinin müşrikler tarafından şaşkınlıkla karşılanıp apaçık bir sihirbaz diye nitelendirilmesinin yadırganacak bir durum olduğuna dikkat çekilmektedir. Müşriklerin bu tür şaşkınlığından Yunus suresinden önce nazil olan Sa'd ve Kaf surelerinde de söz edilmiş. Ayrıca bu tür ifadeler Hazreti Nuh ile Hud'un muhataplarına da nispet edilmiştir. Ardından surede tabiatın kuruluşuna ve işleyişine dair örnekler verilmekte, insan türünün uçsuz bucaksız kainat içindeki konumuna vurgu yapılmakta, iman edip amel-i salih işleyenlerle inkarcıların dünyadaki davranışlarına ve ahiretteki durumlarına dair tasvirler yapılmaktadır. Bu arada 15. ve 17. ayetlerde bir gün Allah'ın huzuruna çıkacağına inanmayan kimselerin Hazreti Peygamber'den kendilerine okuduğu Kur'an'dan başka bir Kur'an getirmesini ya da mevcut Kur'an'ı değiştirmesini istedikleri belirtilmekte ve Resulullah'a buna şöyle cevap vermesi emredilmektedir. Kur'an'ı değiştirmem asla mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Eğer Allah dileseydi Kur'an'ı size okumazdım. Biliyorsunuz ki nübüvvetimden önce de bir ömür sayılacak kadar uzun bir süre sizinle beraber yaşadım. Dolayısıyla beni tanımış olmalısınız. Niçin aklınızı kullanmıyor ve gerçeği benimsemiyorsunuz? Surenin ikinci bölümü şirkin eleştirisiyle başlamakta, Kur'an'ın ilahi kaynaklı olup önceki vahiyleri tasdik ettiği belirtilmekte, buna inanmayanlara yalnız bir sure kadar benzeri bir metin ortaya koymaları hususunda meydan okunmaktadır. Daha sonra Resul-i Ekrem'e hitap edilerek bütün gayretlerine rağmen sağırlara ses duyuramayacağı ve köllere yol gösteremeyeceği bildirilmekte, bununla beraber Allah'ın hiçbir kimseye zulmetmediği, her inkarcının kendi akıbetini kendisinin hazırladığı beyan edilmektedir. Ardından inkarcıların umursamazlıkları yüzünden ebedi alemde karşılaşacakları azap hakkında açıklamalar yapılmakta,
Bu arada Kur'an'ın Allah'tan gelen etkili bir öğüt, maddi ve manevi hastalıklar için bir şifa, inananlar için bir hidayet ve rahmet kaynağı olduğu da vurgulanmaktadır. Müminlerin dünyada biriktirecekleri servetle değil, ondan daha değerli olan Allah'ın lütuf ve rahmetiyle sevinmelerinin gerektiği ifade edilmektedir. İman edip kötülükten sakınanlar diye tanımlanan Allah dostlarına dünya ve ahiret için müjdeler verilmekte, Allah'ın ortaklarının ve çocuğunun bulunmadığı tekrar belirtilmekte, buna inanmayanlara ahirette şiddetli azabın uygulanacağı da yine bildirilmektedir. Surenin 3. bölümünde hak-batıl mücadelesi bağlamında geçmiş peygamberlerden örnekler verilmektedir. Kavmi içinde 950 yıl yaşayıp onları hak dine davet eden Hazreti Nuh'un mücadelesine kısaca değinildikten sonra Hazreti Musa ve Harun ile Firavun ve taraftarlar arasındaki mücadele anlatılmakta, denizde boğulmak üzere iken İsrail oğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına iman ettiğini söyleyen Firavun'un bu imanının kabul edilmeyeceği de bildirilmektedir. 4. bölümde yani 94. ayetle 109. ayetler arasında Kur'an tebliğinden haberdar olan insana hitap edilerek eğer tereddüt içinde bulunuyorsa önceki vahiyleri bilen dürüst kimselere sorması, böylece Kur'an'ın vahiy ürünü olduğunu anlaması tavsiye edilmektedir. Ayrıca ısrar ve insan inatları yüzünden Allah'ın gazabına uğrayanların bütün mucizelere şahit olsalar bile iman etmeyecekleri belirtilmektedir. Ardından helake maruz kalan geçmiş ümmetler keşke iman etselerdi de bundan faydalansalardı temennisinden sonra iman eden Yunus kavminin bu konuda bir istisna teşkil ettiği kaydedilmektedir. Allah'ın dilemesi halinde yeryüzündeki bütün insanların iman edeceği beyan edilerek insanların imanla küfür arasında serbest bırakıldıklarına vurgu yapılmaktadır. Hazreti Peygamber'e insanları imana zorlayamayacağı bildirilmektedir. Resulullah'ın şahsına yönelik bir hitap şeklinde tek Allah'tan başka hiçbir varlığa tapınmama prensibi tekrarlanmakta. Esasen Cenab-ı Hakk'ın kişiye zarar vermeyi veya fayda sağlamayı murat etmesi durumunda buna kimsenin engel olamayacağı belirtilmektedir. Sure Resul-ü Ekrem'e bütün insanlara hitap ederek Rablerinden kendilerine hak dini tebliğ eden Kur'an'ın geldiğini, onu kabul edenin kendi lehine, kabul etmeyenin ise kendi aleyhine davranmış olacağını ve kendisinin insanların hidayetinden sorumlu tutulmayacağını söylemesi emredildikten sonra şu ayetle sona ermektedir. Sen kendine vahyedilen ilahi tebliğin gereğini yerine getir ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Şüphe yok ki Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Değerli kardeşlerim, Yunus suresi Resulullah'a zebur yerine verilen 11 sureden biri olup Hazreti Ömer tarafından sabah namazlarında da okunduğu rivayet edilmektedir. Allah-u Teala gerek bu surenin gerek Kur'an'ın bütünüyle amel etmeyi nasip eylesin. Herhalde tevfik ve hidayet Yüce Allah'tandır. El-Fatiha.